burayı hatırlıyor musun? Her şeyin başladığı yere geldik Necati. Sıfır noktasına döndüğümüze göre ya her şeye en baştan başlıyoruz ya da her şeyi çoktan bitirdik demektir. Burada bana bir savcıyı öldürtmüştün, hatırlıyor musun? Hatta ondan sonra hayatımıza girmişti o Maraşlı. Evet savcı bey. Şimdi sana bir soru soracağım. Ve ilk sorduğum soruya yanlış cevap verirsen bir parmağın gidecek. Tabii ki hatırlıyorum. O zaman şu sorunun cevabını da hatırlıyorsundur. Ben bu savcıyı neden öldürdüm? Çünkü bazı sırlarımızı araştırıyordum. Sırlarımız. Bizim sırlarımız. Elbette. Ha yani ben senin için basit bir tetikçi değilim yani. Öyle mi? Saçmalama lütfen. Sen benim kardeşimsin. Eğer bir tetikçi bulmak isteseydim herhalde bu kadar uğraşmak zorunda kalmazdım. Öylesine bir tetikçi değil. Sana kesinlikle inanan, güvenen, hatta tapan bir tetikçi. Bence böyle bir adamı bulmak oldukça zor. Tamam, bak kardeşim. Biliyorum. Hiçbir şey istediğimiz gibi gitmedi. Bana çok kızgınsın, onu da biliyorum. Ve haklısın da. Ama bir şeyi unutma lütfen. Ben doğduğumdan beri o ailenin içindeyim. Yani planı yapması kolay Savaş. Ama uygulamaya geçince öyle değil. Ortaya vicdani sorumluluklar giriyor. Bak senden bunu anlamanı beklemiyorum. Sadece şunu bil yeter. Ben hiçbir şeyden vazgeçmedim. Biz türellerden intikamımızı aldık. Bu saatten sonra ölseler de, yaşasalar da onlar için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türel ailesi tarihe karıştı artık. Artık sadece sen ve ben varız. Sen benim babamın katilisin. Saçmalama lütfen. Yapma. Bunu sana açıkladım. Bilmiyordum. Bir kere de benim tarafımdan bak Allah aşkına. Bana kendi babamı öldürttüler. Bunun bana ne hissettirdiğini düşündün mü hiç? Sen düşündüğümden de büyük bir yalancısın. Necati. Necati? Artık bana ismimle hitap etmeye başladığına göre artık abi kardeş de değiliz galiba. Ha? Biz seninle hiçbir zaman abi kardeş olmadık. Saçmalama lütfen. İşler istediğin gibi gitmedi diye aramızdaki bağı öyle kolayca koparıp atamazsın, kusura bakma. Olmayan bir bağ. Ne saçmalıyorsun sen? Açık açık konuşsana. Yani diyorum ki Necati Türel, sen hiçbir zaman benim kardeşim olmadın. Olamazsın da. Çünkü sen Aziz Türel'in çocuğusun. Buyur otur. Ne saçmalıyorsunuz siz be? Ha? Otur lütfen.
Buradan haberin vardı, niye söylemedin? Sonuçta eski karısıyım Kemal. Aramızda bazı sırlar var yani. Bütün operasyonu mahvetti ama. Bu saatten sonra Necati'nin arkasında kim var? Hangi örgüt bu saldırıyı düzenledi öğrenemeyeceğiz. Celal'in bir suçu yok. Operasyonun başından beri bu risk vardı zaten biliyorsun. Ne yapalım burayı? Buradaki her şeyi toplayıp yakın. Peki Maraşlı? Öyle birini artık tanımıyoruz. Zaten bu gidişle o kendini yakacak. Ne olduğunu anlatacak mısın? Senin anlatmanı bekliyorum aslında. Yıllardır yalanlar söyleyerek beni nasıl kandırdığını anlatarak başlayabilirsin mesela. Savaş. Necati. Kardeşim. Bana kardeşim deme. Yeter ama saçmalıyorsunuz. Ne demek bana kardeşim deme? O kadar emindi ki senin oğlu olduğuna DNA testi yaptırmış yıllar önce. Aziz bahsetti. Sen Ömer'in oğlu falan değilsin. İmkansız. Ömer'in hatırası hep bu evde yaşayacak. Sen istesen de istemesen de. Sedef sen ne diyorsun Allah aşkına? Necati. Ne oldu Necati'ye? Necati Ömer'in oğlu. Ne? Seninle evlendiğimde hamileydim. Ömer'in oğluna hamileydim. Böyle bir şey imkansız. Mümkün değil. Otur Türel. Otur. Bak ben Ömer Tokgöz'ün oğluyum. Tamam mı? Sen de benim kardeşimsin. Sana oyun oynamışlar. Anlasana artık. Benden intikam almak için yapıyorlar. Hem sen nasıl inanırsın böyle bir şeye? Tabii benim de ilk aklıma gelen bu oldu. Ama sonrasında senin ailene kıyamayışını düşününce... Adam haklı olabilir dedim. Kıyamasam bu hale gelirler miydi? Öldüremedin ama. Çünkü ben katil değilim. Sen benim babamın katilisin. Savaş. Yapma kardeşim. Kardeşim yok. Bak. Sen de bütün diğer türeller gibi neyi hak ediyorsun biliyor musun? Güzel bir ölümü. Ve bunu ben yapacağım. Bütün türelleri de, seni de bu dünyadan temizleyeceğim. Kardeşimsin. Diyelim. Hemen gidin buradan. Ne diyor bu Suat? Söyledi her şey doğru. Size bir can borcum vardı ödedim. Şimdi hemen gidin. Eyvallah. Müzik